Peki Ukrayna-Rusya ilişkileri normalleşebilecek mi? Beklenen görüşme olacak. Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşme isteğini kabul ettiğini doğruladı. Görüşmenin nerede ve ne zaman olacağı henüz bilinmiyor. Zelenski'nin özel kalem müdürü detayların belirlenmesi için Kremlin'le bağlantıya geçti. Ukrayna lideri Putin'e Donbas'ta görüşmeyi teklif etmişti, hatırlayacaksınız. Putin ise bu fikre sıcak bakmamış. Donbas'ı konuşacaksak Zelenski önce bölge ülkeleriyle liderleriyle bir araya gelmeli demişti. Moskova'yı işaret ederek de kendisi için uygun olan herhangi bir zamanda Zelenski'yi kabul edebiliriz ifadelerini kullandı. Bu arada Rusya-Amerika Birleşik Devletleri gerilimi de rekabeti de son olarak biliyorsunuz Ukrayna üzerinden kendisini gösterdi. Amerika'nın farklı gerekçelerle işte seçimlere müdahale başta olmak üzere öyle bir iddiası var biliyorsunuz Amerika'nın. Yaptırım kararları vardı ve şimdi Rusya hasım ülkeler listesi hazırlıyor. Listenin başında Amerika Birleşik Devletleri de var. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da Washington'ın gerilimi tırmandırmaya devam etmesi halinde yeni önlemler almaya hazır olduklarını söyledi. Lavrov bir televizyon kanalına konuştu. Amerika ile yaşanan gerilimi değerlendirdi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin gerilimi tırmandırmaya devam etmesi halinde yeni önlemler almaya hazır olduklarını vurguladı. Надеюсь, что никому не придет в голову перейти в отношении России так называемую красную черту. А где она будет проходить, это мы будем определять в каждом конкретном случае сами. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, uluslararası tansiyonun tırmandığı bir dönemde Federal Meclise hitap etti. Ülkesi Ukrayna ile askeri restleşme, Çekya ile ajan krizi ve Batılı ülkelerle Navalny gerilimi yaşarken bu konuların hiçbirine özel olarak değinmedi. Ama mesajları sertti. Batılı ülkelerin Rusya ile sürekli uğraştığını söyleyen Putin ultimatom verdi. Мы действительно не хотим сжигать мосты. Но если кто-то воспринимает наши добрые намерения как безразличие или слабость и сам намерен окончательно сжечь или даже взорвать эти мосты. Rus liderin açıklamaları Beyaz Saray'a soruldu. Sözcü Jen Psaki, Putin'in sözlerini kişisel algılamıyoruz dedi. I don't think we take anything President Putin says personally.